huzur hissediyorum. Kendimi filografi sanatıyla birleştirdiğim zaman hani gerçekten bu sanatta huzur var, rahatlatıyor beni. Sabrınız olduğu zaman o çıkacak sonucu merak ettiğiniz için o tabloyu bir an önce bitirmeye çalışıyorsunuz. Bursa'da bu sanata ilgi var. Çok öğrenmek isteyen var. Bir sonraki hedefim bu sanatı Türkiye dışına çıkarıp Türkiye'yi tanıtmak. Ben Duygu Yılmaz, iki çocuk annesiyim. 22 yıldır Bursa'dayım. Kars doğumluyum. Benim ekibim Kars. 2016'da önce ahşap boyama ve keçeyle uğraşıyordum. 2016'da bir aile ziyaretine gittim ve orada bir filografi tablosu görünce hani o görsel beni çok cezbetti. Kulağıma hoş geldi. 2016'da bu sanatı bayağı bir araştırdım. Sonra bu Busmek'te kurslarının falan olduğunu öğrendim. O aşamayla filografi sanatını daha bir detaylı nelerle yapılıyor, nasıl bir malzeme kullanılıyor, öyle bir araştırma içine girdim. Sonra kurslarına başladım Busmek'te. Filografi sanatı ilk başta şöyle insana huzur veren bir sanat. Yani sabrı olan bu sanatı ilerletebilir. Çok dikkat gerektiren bir sanat. El işçiliği olsun, örme tekniği olsun. Bunları çok iyi bir şekilde yapmanız lazım. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Terapi. İnsana huzur veren bir terapi. Huzur hissediyorum. Kendimi filografi sanatıyla birleştirdiğim zaman hani gerçekten bu sanatta huzur var. Rahatlatıyor beni. Bu sanattan daha çok doğadan ilham alıyorum. Örülmüş yani string art çalışmalarından, renklerden ilham alıyorum. Yeni bir deseni çizip ortaya çıkarmak çok güzel bir şey. Hani sonuçta sizin elinizden çıkmış bir şey oluyor, desen oluyor. Bu sanatı ilk başta başladığınız zaman tabii ki hani çivi, tel, çekiçle başlıyorsunuz. Sabrınız olduğu zaman o çıkacak sonucu merak ettiğiniz için o tabloyu bir an önce bitirmeye çalışıyorsunuz. Çıkan sonucu da gördüğünüz zaman bir sonrakine hazırlanıyorsunuz kendinizi. Yani çıkan sonuç çok önemli. Çıkan sonucu da gördüğünüz zaman bu sanat daha ileriye gidiyor. Zorlukları çalıştığınız zaman gözleriniz yoruluyor, parmaklarınız biraz yoruluyor, nasır topluyor, nasır tutuyor. Tabloya başladığım zaman hani bir yanlış bir sarım tekniği falan olduğu zaman söküp tekrar hani o doğru yolu bulmaya çalışıyorum ben. Hani kendimce de bir şeyler kattığım zaman çıkan sonuç çok güzel oluyor. Çünkü hiçbir zaman sabrımı zorladım. Sabrımı zorladıktan sonra çıkan sonuç çok güzel oldu. İlk eserim Türk bayrağıydı. Türk bayrağıyla başladığım zaman sarım tekniğini biraz çözememiştim. Tabii ki burada telim kırıldı, çivim yamuldu ama ben yılmadım. Tekrar örme tekniğiyle beraber o Türk bayrağını bitirdim ve güzel sonuç elde ettim. Birkaç sergimiz oldu. Kübra Hoca'nın gözetimi altında, Busmuk bünyesinde. Birçok sergiye katıldık. Orada da güzel eserlerimiz çıktı. Aynı zamanda Balıbey hani kendi atölyem var. Orada özel ders veriyorum. Bu sanata ilgi olduğu için hani çivi ve telle nasıl bir tablo ortaya çıkıyor, nasıl bir sanat ortaya çıkıyor. Onları kendimin bilgilerimle onlara da bilgi katıp veriyorum. Bursa'da bu sanata ilgi var. Çok öğrenmek isteyen var. Daha ileriye taşımak isteyen var. Turistler açısından baktığımız zaman ilk önce bak yani içeriye girip hani bu tel
ve çivi. Kimisi topliğine zannediyor bu sanatı. Topliğine de beraber yapıldığını zannediyor. Ama ben onu böyle izah ettikten sonra şaşırıyorlar tabii ki. Hani neden, nasıl böyle bir çivi ve telle bir sanat ortaya çıkıyor. Onlara tablolarımızdan ve çakımlarımı gösterdiğim zaman tabii ki şaşırıyorlar. İlgi duyuyorlar. Bursa'da da ön revaçta. Türkiye geneline baktığım zaman Bursa daha ileride. Bir sonraki hedefim bu sanatı Türkiye dışına çıkarıp Türkiye'yi tanıtmak. Bu sanatla Türkiye'yi tanıtmak istiyorum. İnşallah o da nasip olur.